Meral. Vakti geldi. Deme öyle ya. Bugünün geleceğini biliyorduk Meral. Bak, sakın ağlama. Zor, kabul ediyorum. Ama şimdi ikimiz için de güçlü durma zamanı. Yani son birkaç gün böyle rüya gibi geçti. Yani size tekrar kavuşmak, Cem'e kavuşmak, Öykü'ye kavuşmak ve sana kavuşmak. Yani bir ömür boyu ertelediğim mutluluğu 3 güne sığdırdım sayende. Biz de öyle. Görüyorsun işte çocuklarını, değil mi? Öykü'yü, Cem'i, hele Cem. Ben onu hiç böyle görmemiştim Kemal. Tekrar aile olduk. Kızımızın en mutlu gününde yeniden yan yanaydık. Ben çok şanslı bir babayım Meral. Peki yani erken değil mi? Hani acaba biraz daha mı kalsan? Şimdi senin için zor bir süreç olabilir. Biz sana destek olsak. Bunu daha önce konuşmuştuk Meral. Beni böyle hatırlamalarını istemiyorum. Gözlerinin önünde sürekli solan bir baba hatırlasınlar istemiyorum. Haklısın. Meral'cığım, bu mektupları onlara verir misin lütfen? Veririm de ama sen bir veda etmeyecek misin? Bu geçen birkaç günü hatırlasınlar beni düşününce. Bu hep birlikte gülüp eğlendiğimiz birkaç günü. Böyle ayrılıp ağlayıp veda ederken değil. Ne diyebilirim ki? Bu gece son demek. İki mükemmel çocuk yetiştirdim Meral. Tek başına üstesinden geldin her şeyin. Beni hiç aratmadın. Bundan sonra da aratacağını sanmıyorum. O yüzden son demeyelim, olur mu? Daha kocaman bir hayat var önlerinde. Evet. Bana bak. Hadi bir çay demle. Olur, demleyeyim. Alo. Merhaba Monika Hanım. Merhaba Meral Hanım. Sizinle çok önemli bir şey konuşmak istiyorum. Tabii, buyurun. Dinliyorum. Biz geldik. Ay, hoş geldiniz. Oh. Annem, ne yapıyorsun? Annem. İyiyim. Hoş geldin Burcu. Hoş bulduk. Anne, babam nerede? Baban gitti kızım. Nasıl? Nereye gitti? Anne yoksa? Şşş, durun. Durun bakayım, sakin olun. Size çok güzel bir haberim var. Monika Hanım babanızı tedavi için İtalya'ya götürdü. Hem de bütün masraflarını üstlendi. Ne? Ya bize de sürpriz oldu. Şimdi babanın hastalığını öğrenince orada bir araştırma yapmış. İyi de bir klinik bulmuş. Ya bizi aradı. Ya biz de şaşırdık önce. Sonra baban kabul etti. Kalktı, öyle gitti. Ama bu arada size veda etmek istemedi. Anne, nasıl böyle bir şeyden benim haberim yok? Ne zaman oldu bu? Nasıl oldu? Ya bir dur Öykü ya. Ne güzel işte, belki de adam iyileşecek. Anneciğim, bu sabah gitti baban. Dedim ya, vedalaşmak istemedi. Bu arada bunları da size vermemi istedi. Al bakayım.
Al kızım. Canım oğlum, dünkü maçta çok iyiydin. Hele o son anda kurtardığın gol yok mu? Bütün tribün ayağa kalktı. Herkesin nefesi kesildi. Bak, o golü Rüştü bile kurtaramazdı, biliyor musun? Benim aslan oğlum, benim güzel yürekli oğlum. Seninle gurur duyuyorum. Yakında tekrar kavuşacağız. Anneni sakın üzme. Seni çok seven baba. Güzel kızım. Çok mutluyum. Sadece bunu bilmeni istiyorum. Evden kalbim kocaman çıktı bu sefer. Bu sefer aklım geride kalmadı. Son birkaç gün hayatımın en güzel günleriydi. Senin mutluluğuna şahit olmak ve bir kez daha aile olduğumuzu hatırlamak bana verebileceğiniz en güzel hediyeydi. Umarım güzel haberlerle döneceğim yanınıza. Sakın üzülme. Biz artık geride bıraktık gözyaşlarını. Sen hep gül. O güzel gözlerini kocaman aç hayata. Sana böylesi yakışıyor. Sizi çok seviyorum. Baba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayal, gel şaşırt bugün beni.